Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz evimize geldik. Gece geldik arkadaşlar, dün akşam yani. Bu geceyi evde geçirdik. Artık evimizdeyiz. 2 ayın sonunda eve geldik. Birkaç gün sonra da Ramazan gelecek. Evet annem. Mustafa itin de altını bir değiştirdim, uyandı bunlar. Karnımızı doyuracağız ama evde pek bir şey yok. Bakalım, bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Evet, daha sonra pazara gideceğiz, alışveriş yapacağız. Pazara gideyim. Evet, evin eksikleri var. Evde hiçbir şey yok tabii, normal olarak. Evi temizleyeceğim, çok işim var. Evet annem, ev havasız kalmış bayağı. Şimdi camları açacağım. Anneciğim anneciğim, düşersin, bak 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 bak. Makineyi çalıştırdım. Onları sereyim bir. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Size merhaba demek için üzerimi giyineceğim. Saat bu arada 9'a geliyor. Biz 8'de falan uyandık. Anca toparlandık. Allah! Kalk 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 kalk, dur. Mustafa gitti. Emir, oyuncaklarını özledin mi? Hangisini özledin en çok? Arabalarını bunu. Emir. Ha. Tamam, ört. Hatta da bunu. Tamam. Onu ben özledim, bunu özledim. Tamam. Oyna işte. Akşam eve geldik. Emir vallahi şey diyor. Bir daha gitmeyelim anne diyor. Evimizde duralım diyor. Özlemiş. Ben de gitmeyelim dedim. Getir göster. Bakın şuradan. Görünüyor, sen göster elini. Ha, köpek balığı babasının aldığı arabalar değil mi, son arabalar? Evet. Ha, Niyet çok yok. güzel. Hot Wheels. Evet. Öyle arkadaşlar, artık evdeyiz. Ben de üzerimi bir giyinirim. Sizlerle biraz sohbet ederiz. Şöyle bir konuşayım dedim. Kahvaltıdan önce. Daha sonra görüşürüz. Evet, annemle kendimizi kaybettiğimiz yer. Annem şöyle 2 tane şekerli kaldı, 5 liraymış. Tanesi yani arkadaşlar. Yanlış anlamayın, ikisi değil, güzel ama. İnşallah kırmazsak. Al 5 liraya, 10 liraya. Her şey var. Ha, içine koyan, aferin. Bir poşet versen abi de şey, aynen, şangur şangur. Poşet, gazete, gazete. Plastik, plastik. Şu tabağı kaç lira? Amanı. Amanı anne, şans. Sunum tepsisi mi? Herhalde öyle. Başka ne olacaktı? Anne burada da var da. Şey, plastik mi, ağzı? Allah'ım şunlara. Çok kırılmış ama ya, taşırken. Baharat şeyi, kaşığı. 85 lira. Şunlar çıktı. Şöyle. Annem. Ne? Bunlar mı? Niye dönmüyor bu? Emir, nere bura? Oyuncak mı? Evde çok oyuncağın ya. Çorap alacak mısınız?
Şöyle biz pazardan geldik arkadaşlar. Ufak bir pazar alışverişi yaptım. Salatalık aldım. Şöyle az az aldım. Çünkü getiremedik arkadaşlar. Emir Yiğit olunca getiremedik. Az az aldım. Ramazan gelince artık gelinceye kadar yeter. Patates, soğan aldım. Dolma biber aldım. Sivri biber de almadım. Hem dolmalık yaparım hem de işte yemeklere de bundan kullanırım diye. Çünkü çok yükümüz oluyordu. Domates aldım. Bir tane karpuz aldık şöyle küçük kendimize. Evet. Annem kendi bahçelerinden arkadaşlar olmuş. Biz geldikten sonra şekerpare kayısı getirmiş. Ben çok severim. Bayılırım bakın çok güzeller. Kayısı falan alma dedi. Ben getireyim bahçemizden dedi. Şöyle kayısımız var. İkra da şöyle dut toplamış. Burada Mustafa Yiğit çok seviyor beyaz dut. Şöyle BİM'e girdim bir de yumurta aldım. Anneme dedim getir diye de tavukları kesmiş arkadaşlar. Biz gittikten sonra dedi birden kestiler. Neyden oldu bilemedim dedi. Bizim de yok dedi. Yumurta aldım. Yoğurt aldım. Emir çikolata aldı. Ekmeğime sürenle diye. Zeytin aldım. Diğer şeyimiz falan vardı. Kaşar falan vardı. Buzluğa atmıştım. Biz evde yokken hiç bozulmamış. Buzlukta kalmış. Bunları aldık arkadaşlar. Toplamda ne kadar ödedik derseniz. Bir de Emir şey aldı işte. Bir tane cips aldı, bir tane çikolata aldı. 200 TL ödedim hepsine. Görmüş olduğunuz alışveriş 200 TL. Evde yağ, pirinç, diğer her şey var. Mercimeğe varana kadar vardı benim. Sadece bunlar eksikti. Bunları aldık. Yerleştirelim bakalım dolaba. Mustafa Yiğit, o ne? Anne, annem. Sen çok büyümüşsün maşallah sana. Bak, bisikleti sürüyor. Aa, binemezsin hadi. Emir skuturu bir de bir sürsün görsünler hadi be. Skutura nasıl iyi çıkıyordu daha yeni. Bayağı özlemişsiniz ben oyuncakları. Benim o. Hayır motoru yedim. Hadi sen de motoru sür hadi. Hayır. Hayır o benim. Evden gitmeden önce daha Mustafa Yiğit yürümüyordu bile. Şimdi bayağı maşallah geliştirdi kendini bakın. Mustafa Yiğit. Anne Mustafa Yiğit uyusun. Uyusun mu? Hı-hı. Niye? Uyusun. Uyusun. Niye? Oyun mu bozuyor? Bak bak bak. Hava burada serin. Hatta. Allah'ım Allah'ım. Nazlı mutlu. Evet. Kapşon giydirdim. Hava burada serin arkadaşlar. Hatta öğleden sonra yağmur gösteriyor burası. Çamaşırlarımı da astım. Kurusun çarçabuk. Öğleden sonraya kalmasın. Islanır. Evde böyle vakit geçiriyoruz çocuklarla. Emir de buraya oyuncaklarını dizmiş değil mi Emir? Ne bunlar anlat. Yalnız Emir duvarı da gitmeden halletmiş. Yazmış, çizmiş, bir şeyler yapmış vallahi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Artık biz geldik. Bir haftadır falan yoktuk. Rahatsız olduğumu söylemiştim arkadaşlar topluluktan. Bilmeyenler için söyleyeyim, biraz hastaydım. Nezle, grip, gözlerim falan enfeksiyon oldu. Gözlerimi açamadım. Bir şekil oldum arkadaşlar vallahi. Yatsam dursam diye eklem yerleri falan ağrıdı, antibiyotik aldım, çok kötüydüm. Video çekmeden geçtim, telefonu böyle kaldırmaya gücüm yoktu inanın ama iki çocuğum var, mecbur onlar için ayaktayım değil mi? Evet. Bizi özlediniz mi de? Bakın arkadaşlar, bakın Emre çorap aldı annesi. Emre de şöyle uzun giydiriyorum, buralar hala serin. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. Neler yapıyoruz? Eve geldik. 2 ay sonunda evimize gelebildik. Tatil bitti değil mi Emir? Eve döndük. Tatil bitti. Tatil bitti. Anneannelere gezdik, babaanneleri gezdik. Her akrabamızı gezdik değil mi? Evet. Babamızın yokluğunda. Ramazan'da birkaç güne gelecek. Ben de dedim eve gideyim artık. Yavaştan evi falan bir toparlayayım. Zaten 2 aydır aklımdaydı ev. Kitleyip çıktık arkadaşlar. Ev bayağı bir havasız kalmış. 2 ay boyunca tabii cam falan da açılmayınca bayağı bir havasız kalmış. Sabahtan beri eve havalandırıyorum. Pazar alışverişi yaptık geldik. Onları yerleştirdik annemle birlikte. Buzdolabını sildik.
Sonra onlar gitti, dedim anne ben kalan kısmını yaparım. Ondan sonra kışlıklarını kaldırdım, çocukların montlarını, benim montumu, tüm tişörtlerini, şortlarını çıkardım değil mi? Evet. Mustafa Yiğit'i de uyuttuk, dedik video başlatalım. Kartal ailesini özlediniz mi? Bizler sizi özledik. Ne yaptın? Ben de uyudum, kalktım. Ben de uyudum, kalktım. Evet, Emir erkenden uyudu dün. Erkenden de kalktık. Yani erken de değil, 8'di kalktığımız. Kahvaltı falan filan derken bu zaman oldu. Artık evdeyiz. Bayramda da evdeyiz. Bayramdan sonra da Ramazan nereye gider bilmiyorum. Mecburen çalışması lazım. İnşaatımız yarım kaldı. Bir an önce evimizi bitirmeliyiz. Öyle arkadaşlar, gezdik tozduk. Sonunda evimize döndük. Bir tane izleyicimiz demiş, evi özlemediniz mi diye. Emir özlemiş evi. Dün eve girer girmez dedi ki anne dedi bir daha babaannem bile gitmeyelim dedi. Ben de tamam gitmeyelim Emir dedim. Yani ben hiçbir şekilde sormadım evi falan özledin mi diye. Kendi duygularıyla kendi duygularıyla evi özlemiş. Sesim falan yoktu arkadaşlar, inanın. Boğazımda böyle duman var gibiydi. Antibiyotik falan aldım. Gözlerim falan enfeksiyon olmuştu. Açamıyordum. Başım çok kötü ağrıyordu. Tat alamıyordum, koku alamıyordum. Öyle öyle dinlene dinlene geçti. Antibiyotik de aldım tabi, ilaç da aldım. Bir haftadır da video çekmiyorduk. Bayağı bir dinlendik. Moralsiz videolar çekeceğime dedim. Biraz ara vereyim dedim. Topluluktan bildirdim bunu zaten size. Arkadaşlar bana doktor iğne yaptı. Evet, doktor Emir'e de iğne yaptı. Emir'de de biraz kansızlık çıkmış. Onu da götürmüştüm. Vitaminleri falan iyi dedi, boyu da iyi dedi ama biraz zayıf Emir'imiz. Minyon tipli galiba. Yiyor ama çok az yiyor yiyeceklerden. Az bir şey yiyor. Küçücük midesi var galiba. Doyuyor. Biraz kansız çıktı. Vitaminleri iyi çıktı çok şükür. Öyle arkadaşlar. Çok şükür canı sağ olsun da. Boyu falan iyi dedi de doktor. Biraz kilosunda eksiklik var. Zaten Emir'in doğdu doğal kilosu eksik. Ne yapacağız bilmiyorum bu kilo eksikliğini değil mi? Evet. Ve eksikliği ne yaşıyorum ben. Şimdi bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi bilmiyoruz. Her şeyden yiyeceksin. Çok çok yiyeceksin. Ay. Yer misin? Hayır. Yemez. Yer. Yemez. Süt içer bol. Bol süt içmeyi sever. Değil mi? Evet arkadaşlar, öyle evdeyiz. Günlük işler, güçler. Çamaşırım dışarıda. Çamaşırım falan vardı. Evi toparlıyorum. Siliyorum, süpürüyorum. Pencerelerin önüne falan toz birikmiş. Böyle küçücük aralardan girmiş. Kına gibi incecik kumlar girmiş. İşte böyle küçücük sinekler falan gelmiş. O zaten biz evdeyken de oluyordu. Oraları falan çektirdim. Ha bir de kargo aldım çarşıdan 2 tane. Onu da sizlerle paylaşayım. Bakalım günlük neler yaşayacağız. Sizlere çekeriz. Bilmem. Nerede annem? Görüşürüz. Evet, şöyle kargolarda sizinle paylaşayım. Ramazan'ın bu kargolar arkadaşlar. Bakalım neler almış. Kargodan ne çıkacak? Evet, şöyle birinci paketten tişört çıktı arkadaşlar. Ramazan kendine tişört almış. Ama niye böyle aldı? Hiç almazdı. Ben de bilemedim. Böyle kapşonlu falan almış. Hep böyle yakalı ya da sıfır yaka alırdı. Bilmiyorum. Nasıl olacak? Gelince göreceğiz. Şöyle detaylar falan var. Şöyle yarısı kırmızı, yarısı siyah. Şöyle rengi biraz çok siyah da ışık parlıyor karşıdan. Şeyli görünüyor yani, böyle soluk görünüyor ama cins siyah yani. Böyle. Gelince giysin bakalım değil mi Emir? Ne almış baba kendine? Kazak, don. Evet. Kazak, don. Bundan don almış. Birincisi tişört. Şöyle bir tane de eşofman. Ramazan'ın sürekli giydiği eşofmanlardan. Şöyle kumaşı parlak. De şu kenarları açılmalı mı anlayamadım. Cepli falan da. Yine ışıktan böyle soluk gözüküyor ama cins siyah. Niye böyle? Ha şöyle oldu bakın. Cins siyah. Bir tane eşofman almış kendine. Güzel günlerde giysin. Ramazan'ın trend yol alışverişi. Bunları da gösterdim sizlere. Kahve yapıyor. Bir de kahve yapıyor. Evet, kahve yapıyor. Anne kahve içsin değil mi? Evet. Çikolata koyduk Emre de. En sevdiğim sütlü köpüklüden yapacağım. Kahvesi zaten kalmamıştı evde. Ama ben de böyle dedim şöyle bir kahve içeyim. Kahve, çok kahve koyduk. Şuna da evet, çok kahve koyduk. Tek başına zaten kahve koyduk bir de. Tek başına çayın tadı çıkmıyor. Dedim ben de kahve içeyim şöyle. Fincanımı çıkardım, suyumu koydum, kaynamak üzere. Kahve hazırladık, kahve yaptık.
kedi yok. Evet. Sakallı yap yok bir de. Şöyle biraz da meyve çıkardım arkadaşlar. Mustafa'yı da biraz duk yedirdim. Şunları da koydum. Olsun. Soğuk. Midesine dokunabilir. Bunları geri bu dolabına kaldırıyorum bozulmasın diye. Ama şöyle soğuk. Bu kadar yeterli. Kahveden sonra da meyve keyfi yaparız. Bu benim. Evet, keyif bizde. Bu kimin? Senin. Bu arada şöyle şekerliğimi de koydum arkadaşlar. Hemen kullanmaya başladım. Bizim aklımıza ne geldi biliyor musunuz pazardan gelince? Anneme dedim ki anne dedim bundan ne güzel dondurma şeyi olur dedim. Hani dondurma kupları biraz pahalı ya arkadaşlar. Bunun da tanesi 5 liraymış. Anne dedim 6 tane alsaydın keşke 6 kere 5 30 liradan dedim. Çünkü dondurma kupları daha pahalı oluyor işte. Tanesi 15-20 lira falan oluyor. Bim'de gördük hatta çok pahalıydı. Dedi o da pazardan geldikten sonra mı söylersin dedi de. Çocuklardan inanın aklım gidiyor arkadaşlar. Sizce de güzel olmaz mı şöyle magnolia'ya? Ondan sonra bilmiyorum ya. Biz şekerlik diye aldık da belki bu dondurma kupuydu. Bilemedim yani. Adam bize şekerlik dedi ama dondurma kupu işte sütlaç, magnolia koymak daha da bir güzel olurdu bence. Evet, suyumuz kaynadı. Kahvemizi yapalım. İçelim. Emir anneye kayfe keyfi yok mu? Al şunları çöpe at. Emir kahveden önce şey. Abone da be, abone da. Al, al, al çöpe at onları. Tamam. Tamam anneciğim. Attım. Ama bu da benim. Tamam. Evet. Evet, kahvem hazır. Ortada ne sunum kaldı ne çikolata. Emir çikolataların ikisini de açtı. Her neyse içeriye gidelim. Kahvemizi içelim değil mi Emir Bey? Evet. Sizler çaycı mısınız, kahveci misiniz, Türk kahvecisi misiniz? Ben daha çok Nescafe'yi severim. Daha sonra çay, en son Türk kahvesi. Böyle sıralayıp giderim. Türk kahvesini fazla sevmem yani. Tek başıma hele hiç tadı çıkmıyor. En çok Nescafe olsun bana yeter. Hadi bakalım gidelim. Yine çok konuştum. Wow, harikasın. Bu neymiş ya? Bilemedim ben bunu. Evi toplayamadım hala arkadaşlar. Evin kusuruna bakmayın. Birazdan toplayacağım da. Zaten çocuklar oynuyor. Toplayamam şu anda. Sen kazandın diye. Mustafa'yı duyunca artık. Ben kazandım evet. Al bir de bunu yap. Şey yap, at yap bir hadi görsünler. Yapabilir misin? Evet. Hadi yap. Evet. Nasıl güzel at yapar Emir yaptığından değil mi? Evet. Mustafa Yiğit. Bak 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 bak. Hadi. Hadi. Allah gitti. Gitti ya. Bu çocuk duramıyor ayakta ya. Anam. Tamam anneciğim. Be. Be. Getir bakalım dıgına. Bakayım. Bu ne? Bakın arkadaşlar dıgı. Şunlar ayakları. Şu kuyruğu. Şu da kafası. Emir'in hayal gücü vallahi bravo. Onlar da sırtı işte. Şu. Beli. Karnı. Gözleri. Kocan yok. Bir de şey yap. Ne yapıyordun? Robot. Robot yapıyordun ya bir de. Nasıl iyi hayal gücün var Emir? Leylek T-Rex. Ha, leylek T-Rex yap hadi bir de. Bunu... Mustafa Yiğit de oyuna katılmak istiyor da. Bazen de bozabiliyor. Evet arkadaşlar çocuklar uyudu. Şöyle Yiğit'in küvetine doldurdum. Böyle rüzgar falan esiyordu. Acele acele aldım. Çamaşırları buraya koydum girişe. Renklileri de yıkadım. Dün de beyazları yıkamıştım. Çamaşır işim bitti. Şimdi katlayacağım bunları. Bulaşımı falan da kaldırdım. Ben de hemen videomu editleyip yüklemeye alıp ben de hemen dinleneceğim. Çünkü çocuklar sabah erken uyanıyor. Son bu işim kaldı yani çamaşırları da katladım mı işim tamam oluyor. Saat de 10:20 geçiyor arkadaşlar. Videomu da artık kapatayım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.